Selamünaleyküm vücutçu kardeşim. Saygılar, sevgiler. Vücut geliştirme sporunda şunlara çok dikkat etmelisin. Şimdi herkes diyor ki çok ağır kilo bas, çok yüksek oranda kalori al. Eyvallah, tamam al, bunlar geliştirir seni. Katılıyorum. Ama belli bir yaştan sonra kalp sağlığıyla alakalı büyük sorunlar yaşarsın. Çünkü vücut geliştirme sporunun en büyük sıkıntılarından biri ise kalbinizin büyümesine sebep oluyor. Bu kalp büyümesi de arkadaşlar zorlanması, kalp çeperlerinin duvarlarından kaçaklar olmasına sebep oluyor. Ve yüksek kalori aldığımız için temiz beslenemediğimiz bulk zamanlarda kanımızdaki yağlanmanın artması ve damar sertliğine sebep oluyor. Ve genelde çoğu sporcu kalp krizinden ölme sebebi bundan kaynaklı oluyor. Şimdi kardeşlerim, önünüze alın, iyice bakın, düşünün. Bu sporu niçin yapıyorsun? Egona mı yenildin? Onun bunu geçeyim diye mi yapıyorsun? Yapma. Çünkü belli bir yaştan sonra yarım bir kalp, yarım bir vücutla gezeceksin. Ama vücudu sağlığın için yap, güzel bir görsel için yap. 400-500 gram karbonhidrat gömeceğine 200 gram göm. 1,5-2 kilo tavuk yiyeceğine 700-800 gram ye. Pirinci normal yiyeceğine basmati tercih et. Bulgur yeme, basmati pirinç tercih et. Ekmeği hayatından çıkar, bulk sezonda bile çıkar. Şekeri tamamen çıkar, bulkta bile çıkar. Zaten ağırlık çalışıyorsun, kalbin büyüyor. O yüzden temiz beslen, o zorluklara katlan. Arasa yok diyeti bozayım, yok şu yükleme yapayım. Yapmayın arkadaşlar. Belli bir süreden sonra anlamazsınız ama 40'lı yaşlardan sonra doktor gezmeye başlarsınız. Sen nasıl 40 yaşından sonra hayat kalitenin daha yüksek olması lazım. Çünkü sporcu adamsın. Sen 70 yaşında değnekle gezmek istemiyorsan sağlıklı beslen. Yok ben ağır basarım, ağır yerim diyorsan sorun yok. Hayat senin hayatın güzel kardeşim. Ben sadece bir kardeşiniz olarak uyarıyorum. Egonuza çok kaptırmayın. 200 gram pirinçle de güzel bir şey çıkar. 600-700 gram tavukla da güzel bir şey çıkar. Ve kürlerinizde kesinlikle yaptıktan sonra detoks çayları olur, işte vücudu temizleyecek detokslar da yapılırsa kür sonrası kandaki toparlanmış bu sert damar sertliğine sebep olmuş şeylerden de kurtulursunuz. O yüzden düzgün insanlarla bu iş yapın, size yol göstersinler. Sağlığın elden giderse yemişim vücudu kardeşim, biraz aklınızı başınıza alın. Yok bas kanka, ye kanka. Tamam eyvallah, güzel de belli bir yaştan sonra yarım adam kalıyorsun kardeşim. Dikkat edin bunlara.